olarak da emekçilerin aldığı, emeklilerin aldığı o sefalet ücretlerini göstermeye devam ediyorsunuz. Bunu neden yapıyorsunuz? Bunu bilinçli bir şekilde yapıyorsunuz. Çünkü biliyoruz ki 31 Mart'tan sonra emeklinin, emekçinin, köylünün boğazını sıkmak için hazırlanıyorsunuz. Ve yine Sayın Şimşek çıkıyor diyor ki, hedeflerimizi Şubat'tan sonra tutturacağız. Mart'ta tutturacağız. Sen 9 aydır bakansın, 8 aydır bakansın, hiçbir hedefini tutturamadın. Hedefini tutturamayacaksın. Çünkü doğru yere, doğru gözlerle bakmıyorsun. Bu sermaye yanlısı, bu rant yanlısı anlayış bizi krizden krize sürüklemeye devam ediyor. Kur korumalı mevduatın yaratmış olduğu krizi yılbaşında aşacaklardı, Aralık sonu aşacaklardı. Şimdi bu 2024'ün sonuna ötelendi. Diğer taraftan yine bakan çıkmış diyor ki dış ticaret açığında önemli bir gelişme yakaladık. Şimdi gerçekten aklımızla mı alay ediyor yoksa kendisi mi rakamlarla gerçekten arası bozuk, anlamakta zorluk çekiyoruz. 2022 yılında 109,5 milyar olan dış ticaret açığı 106 milyar dolara indi diye neredeyse bununla övünecek, bunun üzerinden bir ekonomi politikası var edecekler. 3 milyar dolardan bahsediyor. Övündüğü şey bu. Bunun cari açık üzerinde hiçbir etkisinin olmayacağını kendisi de çok iyi biliyor. Peki neden buralara sürükleniyorlar? Neden bu saçma sapan açıklamalarla günü kurtarmaya çalışıyorlar? Çünkü ekonomideki tablo hazin bir tablodur. Kriz giderek derinleşmektedir ve krizin faturası işçinin, emekçinin üzerine yıkılmaya devam etmektedir. Bakın, enflasyon rakamları açıklandı. Yine %65'in altında tuttular. Sözde hedeflerini tutturuyor görüntüsünü sergilemek için. Oysa hissedilen enflasyon neredeyse en yakın açıkladığı rakamlara yakındır. Resmi manşet enflasyonun iki katı hissedilen bir enflasyon oranı vardır. Çarşıda pazardaki geçim sıkıntısı, çarşıda pazardaki hayat pahalılığı aslında insanların o hissettiği enflasyonu açıklamaktadır. Asgari ücret daha insanların eline geçmeden erimeye başlamıştı. Ne kadar eridiğinin rakamına aslında açıklanan manşet enflasyonla bile vakıf olduk. Evet, çok ciddi bir erime, %10 civarında bir ücretlerde erime söz konusu. Kaldı ki emekli maaşlarının düşüklüğü de bunu bize gösteriyor. Siyasi kriz çözülmeden ekonomik kriz çözülmez dedik. Siyasi krizi çözmenin yolu Kürt sorununda demokratik çözümdür, yoksullukla mücadeledir. Oysa savaşa devam eden, yolsuzluğa devam eden bir akıl bizi yolsuzluk endeksinde yukarıya taşıyabilir ama iktisadi krizin giderek derinleştiği bir ülkede bizi refahtan, huzurdan, barıştan uzaklaştırmaya devam eder. Bakın bu hafta, bugün ve yarın maden kanununda değişiklik söz konusu olacak. Genel kurula gelen bu kanunun içine bile baktığımızda aslında bu zihniyet kendisini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Emeğe, emekçiye bakan bu zihniyet, bu çarpık zihniyet doğaya da aynı çarpıklıkla bakıyor. Dördüncü maddede denizde ifadesinin yerini suda diye değiştirerek bütün su kaynaklarını aslında bu madencilik eliyle ticarete açıyorlar. Yani yeniden bir talan sürecini açıyorlar. Bugün Türkiye'deki çok önemli su kaynakları, göller büyük risk altındadır. Van Gölü, Salda, Abant, Uzungöl gibi aslında birer doğa harikası olan bu ülkenin bu gölleri çok ciddi tehdit altındadır. Van Gölü'ndeki kirlilik giderek artmakta. Van Gölü ölmektedir. Bu gölleri, doğayı kurtarmak yerine adeta bunları yok etmeye yönelik bir yasayla karşı karşıyayız. Çünkü buralarda su üstü yenilenebilir denmesine rağmen aslında doğayı tüketen bir enerji stratejisinin, enerji politikasının hayata geçeceğini göreceğiz. İlginç bir madde daha var, yedinci madde. Sözleşmeleri Türk lirası üzerinden değil, dolar ve euro üzerinden yapılacağına dair bir madde getiriyorlar. Aslında bu da bize ekonominin içinde bulunduğu durumu göstermesi açısından ne denli ciddi sorunlar barındırdığını gösteriyor. Çünkü Türk lirasına artık kimse güvenmiyor, Türk lirası üzerinden kimse ihalelere girmiyor. Dolayısıyla artık dolarizasyon dediğimiz mesele her yeri kaplamıştır. Bu maddeyle de gündemimize girmiştir.
Evet, ben teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sorularınızı alalım ve bu şekilde basın açıklamamızı tamamlayalım. Evet, Sayın Demirtaş'ın açıklamaları medyaya ulaştı, kendi açıklaması. Açıklamasında çok açık bir şekilde de dile getiriyor. Her şeyden önce şunu belirtmek isteriz ki, Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık sürecindeki açıklamaları gerçekten partimize, mücadelemize güç katmıştır. Dolayısıyla biz hem Sayın Başak Demirtaş'la hem tüm arkadaşlarımızla büyük bir mücadelenin parçasıyız. Birlikte eğiliyoruz, birlikte düşlüyoruz, birlikte yol yürüyoruz. Dolayısıyla bu süreçle ilgili de Sayın Sözcümüz Ayşegül Doğan, pazar günü saat 2'de zaten bir açıklama yapmıştı. Bizim İstanbul'da aday çıkartacağımıza yönelik ve aday meselesinin de kurullarımızda değerlendirildiğini, 9 Şubat günü de bu konuyla ilgili açıklama yapacağını söylemişti. Bu süreç içinde kurullarımız çeşitli adaylarla görüştüğü gibi Sayın Başak Demirtaş'la da müzakere yapmışlar ve ortak bir karara ulaşılmış. Bunun neticesinde de kendilerinin açıklaması biraz önce zaten kamuoyuna ulaştı. Kamuoyu bu konuda bilgilendirildi. Dolayısıyla da açıklaması... Nasıl ki aday olduğundaki açıklaması bize güç vermişti, şimdiki açıklaması da inanın güç vermiştir. Birlikte yürüyoruz, mücadeleye devam ediyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinden çok güçlü bir şekilde DEM Parti olarak çıkacağımıza inanıyoruz. Çünkü DEM Parti'nin güçlenmesi bu ülkede demokrasi mücadelesinin güçlenmesidir. İşte depremden bahsettik, yerel yönetim anlayışlarından bahsettik. İnanın Hatay'da sabah saat 4.17'de, o insanların haykırışlarını duysaydınız, Türkiye'nin bir yerel demokrasiye, yerinden yönetimin farklı anlayışına ne kadar ihtiyaç duyduğunu orada hissederdiniz. Tek avancımız bugün bizim, Türkiye'de, başta kayyum coğrafyası olmak üzere kayyumlardan kurtulup, ama Türkiye'nin her yerinde yerel yönetimlerde söz sahibi olmaktır. Bunun mücadelesini Başak Hanım'la da, Selahattin Başkan'la da, bugün her yerde DEM Partili olan bütün yoldaşlarımızla vermeye devam ediyoruz. ...9 Şubat'ta açıklamayı düşünüyoruz. Bu konudaki çalışmalar yoğun bir şekilde kurullarımız eliyle sürdürülüyor. Peki, teşekkür ederiz arkadaşlar.